Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türk Ekonomi Bankası TEB ve Bank of America arasındaki işbirliği dayanarak Türkiye'deki TEB banka hesabımızdan Amerika'ya gittiğimiz zaman ister turistik ister iş için, fakat benim özelimde arkadaşlar Green Card kazananı olarak Amerika'ya göç etmeyi düşündüğünüzde ya da iş vizesi de olabilir. Türkiye'deki banka hesabınızdaki dolarınızı yani nakitinizi yurt dışındaki Bank of America ATM'lerinden çekebilir misiniz? Evet, bununla ilgili yapılması gerekenler var. Sizin için bir slide hazırladım. Benim adım Bağ Yola. Ben arkadaşlar herhangi bir banka çalışanı falan değilim. Ben normal bir vatandaşım. Fakat bu bir deneyimdir. Deneyimimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki faydalı olabilir. Fakat şunu diyeceğim. En baştan en sona kadar arkadaşlar mutlaka mutlaka kendi deneyiminizi oluşturmayı ve takip etmeyi deneyin ve kendiniz müşteri hizmetlerine ulaşıp süreci kendiniz yapın. Herkes için farklı olabilir. Bu benim şahsi deneyimimdir arkadaşlar. Bu video çekerken ben Türkiye'deydim. Bu videoyu ben ikinci bir video daha çekeceğim. Bunun yani şu anda bu videoda TEP tarafını ben açıklayacağım. Fakat bunun bir de Bank of America tarafı var. Yani yurt dışına çıktığımız zaman gerçekten bu işlem işliyor mu diye ben şahsen bunu deneyimleyeceğim arkadaşlar. Kendi özelimde şu an için Türkiye tarafında yapılması gerekenler, mesela TEP hesabının açılması ile ilgili işlemlerimize bakacağız ve diyoruz ki Türkiye'deki USD yani Amerikan doları mevduat hesabınızdan Amerika'daki ATM'lerden yani para çekme makinelerinden nakit olarak çekmenizin tarifini yapacağım. Şu an amacımız ne? Türkiye'den Amerika'ya seyahat veya göç etmeden önce yapılması gerekenlerin arasında banka işlemlerini aradan çıkartmak, yani bu işlemleri yapmak. Türk Bankası'ndaki dolar hesabınızdaki parayı Amerika'ya gittiğinizde bir ATM'den nakit banknot olarak çekebilmek bu videonun amacı. Yine yurt dışındayken henüz Amerikan Bankası'na hesap açmadan turistik gezilerinizde veya Green Card basamadan önce Amerika'da olanlar için nakit ihtiyacını karşılamak. Amerika'da nakit yani cash ihtiyacınızı karşılamak ve yanımızda yüklü bir miktar para ile seyahat ederken çalışma riskini azaltmak. Yani şöyle söyleyeyim. Sınırdan geçerken arkadaşlar, yani Türkiye'den Amerika'ya doğru seyahat ediyorsanız maksimum 10 bin dolar nakit taşıyabiliyorsunuz. Fazlasını beyan etmeniz lazım. Beyan içinde gümrük evraklarını doldururken orada beyan kısmı var. Oraya doldurmanız lazım. Fakat 10 bin doların altındaysa geçebilirsiniz. Herhangi bir beyanat etmeniz gerekmiyor. Fakat bunu arkadaşlar ziynet eşyalarınızı dahil, yani bu bir limit olarak koşuluyor. Buna kağıt paralar dahil olmak üzere başka ülkelerin kağıt paraları da dahil edilir. Yeşil kart çıktıysa ne zaman TEP hesabı açmalıyım? Benim özelimde arkadaşlar ben mülakatımı 10 gün önce açtığımı söylemek istiyorum. Fakat fark etmez. Eğer konsolosluk mülakat maili aldıysanız öncesinde veya sonrasında TEP hesabınızı açabilirsiniz. Bu fark etmeyecektir. Yeter ki yurt dışına çıkmadan önce bu işlemleri artık tamamlayın. Fakat banka kartınızın gelmesi bir haftayı süreceği için en azından bir haftadır, hani siz ne olur ne olmaz diye süre verseniz 2 hafta öncesinden bu TEP işlemlerinizi halletmeniz lazım. Yurt dışından çıkmadan önce 2 hafta süre kendinizi tanıyın arkadaşlar. Konsolosluk sizden maddiyat ispatınızı herhangi bir Türk bankasından göstermenizi ister. Fakat TEB zorunlu değildir. Yani yeşil kart kazananıysanız TEB bankası hesabı açmak zorunda değilsiniz. Bu sadece nakit çekmenizi sağlayan bir yöntem olarak sunuluyor. Fakat konsoloslukla bir alakası yok arkadaşlar. Özel bir bankada belirtilmemektedir. Herhangi bir bankada herhangi bir TL hesabınızın olması konsolosluk için maddi varlık gösteriminde yeterli kabul ediliyor arkadaşlar. Bu noktada sadece yurt dışındaki çekebilmek için TEB hesabınızı bir yıllık işlem muafiyetli olarak kullanmak istiyoruz. Yani bu işlemin için arkadaşlar TEB size bir yıl işlem yapabilmeniz için muafiyet tanıyor. Neyden muafiyet tanıyor? Şimdi yurt dışına çıkarsanız ve orada alışveriş yapmak isterseniz yapamazsınız arkadaşlar. Muhtemelen kartınız çalınmıştır gibi bir aksiyonla karşılaşacaksınız ve işlem yapamayacaksınız. Bu olmasın diye yurt dışına çıktığınızda bankanıza bildirmenizi hem öneriyoruz hem tavsiye ediyoruz, ya da tavsiye ediliyor diyeyim bu şekilde. Ben pek bir şey tavsiye edemem. Artık size kalmış bir şey bu. Not olarak da EFT ve havale masrafı alıyor, fakat hesap işletim ücreti TL mevduat hesabınızda almıyor arkadaşlar. Bu bir cepte TEP hesabı değildir. Cepte TEP hani denktir Enpara gibi düşünün. Enpara hani normalde Finansbank'ın bir ürünü. Finansbank normal bankamatik kartının haricinde Enpara dediği kartı vardı arkadaşlar. Bu normal Moody hesap. Yani bankaya gidip TL mevduatı olarak açtığınız bir hesap. Ekstrası yok. Herhangi bir yapısı yok. Dolayısıyla hesap işletim ücreti yok. Fakat EFT ve havaleden ve FAS ücretlerinden, yurt içi FAS ücretinden komisyon alır arkadaşlar.
Şimdi Yenitepe hesabını açmak arkadaşlar bankaya gittiğiniz zaman yaklaşık 20 dakika süren bir süreç. Türkiye'de herhangi bir TEP şubesine gittiğiniz zaman yanınızda TC kimlik kartınızın olması yetiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edeceğinizi ve bunun için banka hesabı açmak istediğinizi bireysel bankacılık işlemlerini yapan bankodan numara alarak alabilirsiniz. Numaratörden TC kimlik numaranızı tuşlayarak bireysel bankacılığı seçmeniz gerekecek. Bireysel bankacılık banka yetkilisi size cep telefonunuza TEP mobil uygulaması indirmenizi ve internet bağlantısını açarak işlemlere başlamanızı önerecek. Burada arkadaşlar yaklaşık 10'a yakın bir sözleşme form olacak ve bunları cep telefonunuzdan onaylamanız için size SMS'e bir link gönderecek. O linke tıkladığınız zaman bankacılık sözleşmeleri ve çerçeve formlarını onaylanmasını isteyecektir sizden. İşlemlerin sonunda beyan edeceğiniz iş veya ev adresinize TL mevduat hesabınıza ait debit kartınızı basılak gelecek. Bu noktada sizden arkadaşlar iş adresinizi ve ev adresinizi teyit edecektir yetkili. Sonrasında TEP sizi telefonla arayıp kredi kartı ister misiniz diye soracak. Bu arkadaşlar bugünün haricinde, yani siz banka hesabı açtıktan bir hafta sonra TEP genel merkez tarafından sizi arıyorlar ve kredi kartı ister misiniz diye soruyorlar. Ve kartın basılabilmesi için sizden teyit istiyorlar bir daha. Kredi kartınızı isteyip istememek sizin tercihinizdir. Bu aşamada banka kartı yeterli olacaktır. Fakat eğer yurt dışında nakit çekmeyi daha fazla istiyorsanız kredi kartı açmanız buna etki edecek mi diye lütfen banka yetkilisine sorunuz. Yani telefonda sorunuz. Neticede TL vadesiz mevduat hesabı ve dolar hesabı vadesiz mevduat hesabı açılışı gerçekleştirin. Bu arada TC kimlik numaranızdan geri kalan tüm bilgilerinizi banka Mernis'ten çektiği için sizden bir evrak istemiyor arkadaşlar. Yine dijital belge giriş yap kısmı var. Dijital belge onayı için sizi SMS ile şu linki gönderecek. onay.tep.com.tr. Bu linki tıkladığınız zaman arkadaşlar sizin imzalamanız gereken ve onay vermeniz gereken evrakları okuyabilir. Okuduktan sonra anlayabilir. Anladıktan sonra tekrar onayladığın butonuna en aşağıda sayfayı kaydırarak ulaşabilirsiniz. Ve sizden indirmenizi istediği Google Play sayfasını koydum. İsterseniz App Store, işte Huawei'de vesaire cihazınıza göre uygulama mağazasından TEP Ekonomi Bankası şeklinde yazarsanız, Türk Ekonomi Bankası şeklinde yazarsanız uygulamayı indirebilirsiniz. Bu uygulamanın adında cepte TEP yazıyor. Bu reklam amaçlı yazılmış. Normalde TEP bankacılık uygulaması gibi bir şey yazıyor arkadaşlar. Arada sırada bankacılığın sanıyorum ismi değişiyor. Hani banka genel müdürlüğünün kararına göre. Fakat bu bir TEP, yani resmi TEP bankacılık uygulaması. Zaten tıkladığınız zaman Türk Ekonomi Bankası AŞ olarak da Google Play'de görünüyor. iPhone'larda da bulabilirsiniz App Store'da. Ben Temmuz 2023 tarihinde TEP Ankara Şubesi'ne TC kimlik kartım ile gittim. Bireysel müşteri hizmeti temsilcisinden numara veren cihazdan numara aldım. Sıram gelince şunları söyledim. Merhaba, yurt dışına çıkacağım. Bank of America'nın ATM'lerinden nakit döviz çekebilmek için TL ve dolar mevduat hesaplarını açmak istiyorum. Görevli banka çalışanı bu konuya aşina olduğunu ve durum hakkında kısaca bilgilendirme yaptı. Teşekkür ediyoruz bunun için. Bilgisayarı işlemek üzere TC kimlik kartımda yazan kimlik numaramı girerek, yani sizden kimliğinizi isteyecektir, Mernis'ten ev adresimi çekti. Bana sorduğu sorular ise iş adresimin açık adresini il, ilçe, cadde ve sokak olarak söyleyebilir misiniz? Cep telefon numaranız nedir? SMS ile kod gönderdim. Tıklayıp şifreyi bana söyleyip doğrular mısınız? SMS ile şimdi size bir link gönderiyorum. Yaklaşık 10 tane sözleşme var. Okuyup altta onay vermeniz lazım. TEP bankacılık uygulamasını cep telefonunuzu indirin ve giriş yaparak size göndereceğim kodu bana söyleyin. TC kimlik numaranızı yazıp size SMS ile gönderdiğim geçici şifreyle ilk oturumunuzu açabilirsiniz. Ardından TEP sizi telefonla arayacak diye söylüyor. TC kimlik numaramı girdim ve banka görevlisinin verdiği geçici şifreyle oturum açmaya çalıştığım anda 444-0666 numarasından biri tuşlayıp işleme onay vermem sesli telefon aramasıyla yani otomatik olarak otomasyonla birlikte geldi. Ardından bankadayken şifre gelmedi. Sonra akşam eve gidince yine geçici şifre geldi. Bunun için tekrar 444-0666'yı telefonla arayıp biri tuşladıktan sonra bu işlemi gerçekleştirdim. Bu sefer çağrı solandıktan sonra ekranda şifrenizi belirleyin seçenekleri geldi. Yani ben bankaya şahsen gittiğim zaman bu işlemi yapamadım. Fakat akşam eve geldiğim zaman bu işlemi yaptım arkadaşlar. Biraz da herhalde zaman geçiyor bu sözleşmeyi onaylamak için. Kendime göre bir şifre belirleyip uygulamada oturum açtım. Burada arkadaşlar 444-0666 numarasını engellememiş olmanız ve VoiceOver LTE dediğimiz 4.5 ya da 5G olarak ifade edilen simgesinin telefonda görünmemesi gerekiyor. Görünürse bu işlemi
Birinci de değil, ikinci de denemede yapmış oluyorsunuz. Benimkisi böyle olmuştu arkadaşlar. İlkinde yapamamıştım. Size önerim şu. Mobil internetten eğer internete bağlanıyorsanız bir tane Wi-Fi bulun. Ve bunu bu sorunu yaşamadan hemen birinci işlemde halletmeye çalışın eve gittiğiniz zaman, onu da söyleyeyim. Yani benim cep telefonumda arama geldiği zaman mobil internet kapandığı için bu işlemi yapamamıştım. Yani o yüzden bankacılık uygulamanı da onay da veremiyor oluyoruz. TEB banka kartı gelmeden işlem yapmayı eğer denerseniz işte 0850-200-06-66 nolu telefonu arıyorsunuz. Adınızı söylüyorsunuz. İşte nokta nokta ile mi görüşüyorum? Sesli olarak evet diyorsunuz. Sesli karşılamada diğer kart işlemleri diye söylüyorsunuz. Lütfen TC kimlik numaranızı tuşlayın diyor. Güvenlikten geçireceğimizi biraz bekleyin. Size banka kartınız ulaşmamış diye görünüyor. Yarın gün içinde şubeye giderek çağrı merkeziniz için şifre alın. Çünkü henüz kartınız size gelmemiş dedi çağrı merkezi yetkilisi. Fakat banka kartımın tarafıma gelmesini beklemeyi ben tercih ettim. Geldikten sonra kart ise aynı işlemi tekrar ederek arkadaşlar cep telefonu uygulamasında da yükleyerek işlemi gerçekleştirebildik. Şimdi TL mevduat kartı gelince şunları yapacağız. Beyan ettiğiniz iş yeri veya ev adresinizi kurye ile banka kartınız geldikten sonra veya PTT'ye şahsen gidip siz kartı aldıktan sonra müşteri hizmetlerini şu numarayı çevirerek arıyorsunuz. 0850-200-06-66. TEB müşteri hizmetlerini telefonla arayıp banka kartınız için öncelikle 4 haneli bir pin tanımlıyorsunuz. Sonra tekrar giriyorsunuz, onaylıyorsunuz pininizi. Kartınızın ATM'lerde kullanılması için gerekli olan 4 haneli bir şifre pin diye geçiyor. Banka kartınız için ilk şifre tanımlaması için tuşlama yapmak istediğinizi belirtip müşteri hizmetlerine 2, sonrasında 1 tuşlama yaparak ben bağlandım. Belki siz de deneyebilirsiniz. Arada sırada menü numaraları değişiyor, ona da dikkat edin. Ardından müşteri hizmetlerinden şu işlemleri yapılmasını talep ediyorsunuz. 1. Bakın burası çok önemli. Yurt dışına çıkmadan bu noktaları, bu iki maddeyi mutlaka yapmalısınız. Hatta 3 maddeyi. Birincisi, yurt dışı işlem muafiyeti. Amerika Birleşik Devletleri için söylüyorsunuz. 1 yıl geçerli olacak şekilde yapılıyor. Yani bir sonraki sene, bu telefonla aradığınız günden itibaren bir sonraki sene bu muafiyetiniz sona erecek arkadaşlar. Artık nakit çekemiyor olacaksınız. Dolar hesabınızın da olması gerekiyor bu esnada. Çünkü onu da bankaya şahsen gittiğiniz zaman yapmanız lazım. Ve yurt dışı işlem muafiyetinizi Amerikan doları mevduat vadesiz hesabınız için tanımlayacağınıza dikkat ediniz. Onu telefonda konuşurken sizin söylemeniz lazım. İkincisi ise yurt dışı ana hesap değişikliği. Burada ise TL yerine dolar hesabınızı yurt dışına çıktığınız zaman, yani Türkiye'nin sınırları dışına çıktığınız zaman kullanmak isterseniz kart olarak, o zaman ana hesabınız TL değil de dolar hesabınız olacak şekilde ve dolar hesabınızdan doğrudan dolar çekmek istediğiniz diye bildiriyorsunuz. Buna da yurt dışı ana hesap değişikliği işlemi deniliyor. Böylece Amerika'ya gidince Bank of America ATM'den para çekerken TL hesabınız önce görülmez. USD hesabınız varsayılan olarak görünsün işlemidir. Böylece TL hesabınızdan dolar çekmeye çalışılmaz ve kur farkıyla komisyona maruz kalmazsınız. Ve Amerikan doları cinsinden USD hesabınızın olduğu söylemeniz yeterli. Üçüncüsü ise yurt dışı ATM'den nakit çekme limitinizi arttırabilir miyiz diye sormanızı arkadaşlar öneririz. Normalde 10.000 TL karşılığı kadar döviz çekebiliyorsunuz Temmuz 2023 tarihi itibariyle. Fakat arkadaşlar dolar TL sürekli değer kaybettiği için artık 10.000 TL aslında çok az bir dolar nakitine karşılık geldiği için bu limiti arttırıp azaltamayacağınıza dair sormanız lazım. Eğer eski bank kartı müşterisi iseniz, kredi kartı kullanıyorsanız veya TEB'den kredi müşterisi olduysanız, TEB yüksek aidatlı kredi kartı kullanan özel bir müşteriyseniz limiti 20.000 TL karşılığı dolar olarak aktarabilirler. Ancak bu bilgiyi arkadaşlar şu an için teyit edemiyorum. Dediğim gibi ben bir video daha çekeceğim. Amerika'ya gittiğimiz zaman bunu deneyimleyeceğiz. Eğer yapabilirsek tekrar bakacağız. Fakat bu noktada arkadaşlar bankanızın daha dün hesap açmış olmamanız ve uzun zamandır bankanızın müşterisi olmanız, kredi kartı kullanmanız, kredi çekmeniz, krediyi ödemeniz ve bitirmiş olmanız bu noktada önemli. Yani bankanızın da sizi uzun zamanda tanıması lazım sizin kim olduğunuza dair. Başka bir işlemim yoktur, teşekkür ederim deyip telefonu kapatabilirsiniz bu esnada. Peki Amerika'ya gidince komisyon var mı? Evet, nakit çekimlerinin 3 dolar bir komisyon ve çekilen tutarın %'liği kadar işlem ücreti yaklaşık 0.15 dolara denk geliyor arkadaşlar. Yani 300-350 dolar için söylüyorum. Ayrıca 24 saat sonrasında yeniden 10.000 TL karşılığı kadar dolar çekebilirsiniz. Çekebileceğiniz dolar tutarı TL değer kaybettikçe azalacaktır, unutmayın. Yani bir gün gidiyorsunuz 300 dolar çekiyorsunuz. Diğer gün gidiyorsunuz 280 dolar çekebiliyorsunuz gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz.
24 saat sonrasında ancak çekebilirsiniz. O günlük çekim hakkını kullanmış oluyorsunuz. Komisyonları talep ederek geri alabilmek için müşteri hizmetiyle konuşmanız lazım. Arkadaşlar normalde kendi hesabınızdan normal ATM'de para çekerken TL olarak söylüyorum. Bir komisyon almıyor. Burada da işlem muafiyeti yaptığınız için sizden komisyon almaması gerekiyor. Eğer alıyorsa yurt dışına çıktığınızda bunu ancak fark edebiliyorsunuz. Ki ben de yurt dışına çıktığım zaman bunu bir test edeceğim. Komisyon keserse müşteri hizmetine ulaşıp bu komisyonu geri iade olarak istemeniz gerekiyor. Çünkü komisyon çekilmemesi lazım. Siz işlem muafiyeti yaptınız diyebilirim. İşlem muafiyeti bunu kapsamıyor diyeceklerdir. Fakat arkadaşlar bu sizin mevduat hesabınız. Ve iki banka arasındaki karşılıklı anlaşma dolayısıyla yani Bank of America ile TEB anlaşması dolayısıyla bir komisyon kesilmemesi lazım. Ancak Türkiye'deki ekonomik şartlar çok kötüleştiği için hani EFT ve havale ücretleri de alınmaya devam ettiği için maalesef burada da komisyon kesilebilir sizden de. Onun için artık bankanızla görüşmeniz lazım. Kredi kartımı isterseniz kredi çekersiniz size kalmış arkadaşlar. Ya da fatura ödeme talimatı varsa bir şekilde fatura olabilir ama emin değilim bunu banka bilir ben bilemem arkadaşlar. Amerika'da hangi bankalarla TEB anlaşmalı? Maalesef şu an için Türk Ekonomi Bankası sadece Bank of America ile anlaşmalıdır. Yani başka bir banka varsa mesela Wells Fargo gibi Amerika'da mümkün değil. TEB ile Bank of America anlaşmalı. TEB alternatif başka banka var mıdır Amerika'dayken TL hesabından nakit çekebilecek? Evet şu an için benim bildiğim arkadaşlar yani ben bildiğim kadarıyla bu videoyu çekebiliyorum. HSBC Premium müşterileri için 500 bin TL'ye kadar nakit paranız varsa ve bu nakdin üstüne çıkabiliyorsanız HSBC Premium olarak hesabını kullanarak yurt dışından nakit çekebiliyorsunuz. Fakat 500 bin TL'nin altına düşerseniz arkadaşlar bu olmuyor. Burada bir limit var. Yani üst düzey ve çok böyle paranız varsa ancak yapabiliyorsunuz. Biz onu yapamıyoruz şu anda. TEB hesabına nakit döviz yatırabilir miyim? Maalesef hayır yatıramazsınız. ATM'den ya da şubeden yapamıyorsunuz. Sadece İstanbul'daki ya da Ankara'daki ya da işte başka illerdeki turistik şu bölgelerdeki ATM'lerin ve havalimanlarındaki ATM'lerin dışında hiçbir TEB ATM'sinden nakit banknot formatında doları kendi dolar hesabınıza yatıramazsınız. Vadesi hesabınızı yatıramazsınız. Havale, EFT, FAST veya Türkiye'deki diğer hesaplardan göndereceğiniz TL bakiyeniz TEB IBAN hesabınıza ulaştıktan sonra TEB cep telefonu uygulamasını kullanarak dolar hesabınıza dolar al diyerek yatırım, döviz, dolar al yolunu takip ederek dolar bakiyenize ancak bu şekilde ekleme yapabilirsiniz. Ya da dolar hesabınıza başka bankadan havale, EFT, Western Union şeklinde yapabilirsiniz. Havale olmuyor ama EFT dolar havale dolar transferinde bakmanız lazım. O kadar bilmiyorum yapmadım yani. Benzer şekilde bankadan doları banknot halinde çekmek isterseniz TEB şubelerine telefonla ulaşarak gelmeden birkaç gün öncesinde kendi bireysel bankacılık görevlinize haber verecek şekilde bilgi vermeniz lazım ve size ona göre para ayarlıyorlar arkadaşlar. Banka şubeleri nakit olarak dolar tutmuyorlar. Talep sonrasında getiriyorlar. Bu da en az 2-3 gün sürüyor arkadaşlar. O yüzden bankaya böyle pat diye gittiğiniz zaman dolar alamazsınız. Mecbur telefonla arayıp rezerv ettirmeniz lazım ve ona göre size de o gün ve o saate paranızı getireceklerdi. Bunu da söylemiş olalım. TEB döviz hesabımdan Amerika'da herhangi bir banka hesabına dolar gönderebilir miyim? Evet, Western Union ile veya Swift ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Şahsen ben denemedim, sadece bu kadar biliyorum. Bir de Wise var deniliyor arkadaşlar. Şöyle ekrana yazalım. W-I-S-E şeklinde söyleniyor. Bir de sanırım PayPal var ama Türkiye'de geçerli olmadığı için arkadaşlar bunu da kullanamıyoruz. Şemayla gösterelim. Şimdi Türkiye'desiniz. TEB'e gidiyorsunuz. Bankamatik kartınızı alıyorsunuz. Ya da banka kartınızı alıyorsunuz. Banka kartınız size bir kere ulaşıyor. Alttan şöyle alttan ulaşıyor. Banka kartınız geldikten sonra aşağıdasınız bu sefer. Sonra TEB'i telefonla arıyorsunuz. İki tane işlem yapıyorsunuz. Yurt dışı işlem muafiyeti ve yurt dışı ana hesap değişikliği. Olayın ve videonun özeti bu aslında. Ondan sonra Amerika'ya gidiyorsunuz. Amerika'ya gittikten sonra TEB kartınızı zaten biliyorsunuz 4 haneli bir şifre belirlemiş oluyorsunuz. Kartınız yurt dışı işlemlerine açık. Hesap muafiyeti tanımlanmış. 10.000 TL karşılığı ne kadar dolar o günün kuruyla denk geliyorsa o kadarlık tutarı siz hemen cep telefonundan hesaplıyorsunuz. Bank of America'ya gidip deniyorsunuz. Bank of America'ya TEB kartınızı yerleştiriyorsunuz. Kendi pin kodunuzu giriyorsunuz. Ve ekranı size soruyor. Ben o kısmı ikinci bir video olarak yapacağım arkadaşlar. Yurt dışına çıkabilirsem çıktıktan sonra bu videoyu ikinci video gelecek. Oradan da bakabilirsiniz. Her 24 saat geçtikten sonra bir çekim hakkınız var. O yüzden
Paranızı çektiğiniz saatten sonraki 24 saatte tekrar ancak paranızı çekebilirsiniz. Paranızı cash banknot olarak Bank of America'dan TEB hesabınıza bağlantılı olarak bu şekilde çekebilirsiniz diyebiliriz. Günlük limit 10.000 TL ise burada bir formül var arkadaşlar. Şurada tam çıkmamış ama 10.000 TL o günün kuru dolar TL 28 ise mesela böldüğünüz zaman günlük çekebileceğiniz tutar 357 dolar yapıyor. Soru işaretlerinde logo çıkmamış ama dolar simgesi vardı orada. Peki bu tutar artamaz mı? TEB'in eski müşterisiyseniz en az 6 aylık, TEB hesabınızda belirli miktar bakiye tutuyorsanız, TEB kredi kartını kullanıyorsanız, TEB kredisi çektiyseniz, ödediyseniz, sona erdiyse vesaire, müşteri hizmetlerinden artırılabildiği iddia ediliyor. Fakat ben deneyemedim çünkü ben yeni TEB müşterisiyim. Ben telefonla aradığım zaman hayır 10.000 TL'yi geçemezsiniz şeklindeydi. Dolayısıyla yaklaşık 350 dolar arasında gelecek 2023 Temmuz ayı itibariyle. Peki Amerika'da post cihazındaki alışverişlerde TL mi yoksa bu sefer USD hesabı mı görünür? Bu işlemleri buraya kadar yaptıysanız hala TL mevduat hesabınız görünür ve dolar görünmez. TEB hesabı açtığınızda Bank of America'dan nakit çekmeye izin verilir. Amerika'da post cihazı üzerinden alışveriş yapmak isterseniz TL mevduat hesabınız halen daha varsayılan görülecektir. Çünkü siz bir Türk bankasından banka hesabı açmış oluyorsunuz. Öneri de şu, alışverişlerinizi nakit veya Amerikan banka kartlarını kullanmaya çalışırsanız bu sefer arkadaşlar kendi Amerikan bankacılık sistemindeki nakdinizle ya da işte varsa kredi imkanınızla alışveriş yapabilirsiniz. İletişim bilgileri İngilizce olarak ben yazdım çünkü yurt dışına çıkınca lazım olacak. En üst tarafta linki görüyorsunuz. TEB'in internet hesabına ya da Google'a girdiğiniz zaman TEB Contact Us diye aradığınız zaman burada arkadaşlar info@teb.com.tr mail atabilirsiniz. Burada iletişim numarası +90 0216 635 35 35 numarasını göreceksiniz. Ya da call center var bankacılık aktarımları için arkadaşlar +90 0852 00666 var. Ve burada arkadaşlar telefon bankacılığı ile ilgili bu numarayı arayabilirsiniz deniliyor. Ve en altta şikayetiniz varsa buraya tıklayarak öneri ve şikayetlerinizi belirtebilirsiniz diyorlar. Tekrar söylüyorum ben bir banka çalışanı değilim. Normal bir vatandaşım. Bu deneyim yarattığı için sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer yeşil kart kazanımlıysanız arkadaşlar TEB ile yani kullanmak zorunda değilsiniz. Fakat nakit para çekme ihtiyacınız olursa TEB hesabı açarak Amerika'daki Bank of America ATM'lerinden çekebildiğiniz beyan edilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Başarılar hayatınızda da arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.